Bugün ip atlamaya yeni başlayanların sıklıkla yaptığı 7 hatadan bahsedeceğim. Bunlara dikkat ederek çok daha iyi ip atlayabileceksiniz. İp atlamaya ilk başladığınız anda önce zıplayıp sonra ipi çevirirsiniz veya aynı anda yaparsanız ip ayağınıza takılacaktır. Önce zıplayıp çevirdiğinizde ip hızla yere çarpıp ayağınıza takılacaktır. Bundan dolayı önce ipi çevirin, sonra zıplayın. Kollarınızı önde düzeltmeyin. Şunu yaptığınızda, kollarınız düz olduğunda ipin geçmesi çok zor olacak. Mutlaka kollarınız vücudunuza yakın, dirsekler vücuda yakın, kollar yanda olmalı. Böylece rahat bir şekilde atlayabilirsiniz. İlk zamanlar ipi bir kez çevirirken iki kez zıplamak sıkça yapılan hatalardan biridir. Bu hızınızı azaltacaktır. Ayrıca koordinasyonunuzu da çok iyi geliştirmeyecektir. Bunu önlemek için gerekirse daha yavaş atlayın ve kollarınızı hızlandırın. Zamanla buna çok rahat bir şekilde alışacaksınız. Öne doğru bakmayın. Öne doğru baktığınızda boynunuza binen yük artacaktır. Mutlaka bakışlarınız karşıda olsun. İp atlarken ipi çok fazla öne çarptırmak hem hızınızı azaltacaktır hem de koordinasyonunuza etki edecektir. İp öne çarpıp sonra ayak altından geçerken çok zaman kaybedeceksiniz. Mutlaka ipi daha ayak altından geçirin. Bunu sağlamak için önünüze herhangi bir ekipman koyun. Gerekirse ilk zamanlar biraz uzaktan başlayın. İp ekipmana çarpmasın. Zamanla yaklaşarak ipin tam ayağın altında geçmesini sağlayabilirsiniz. Çok fazla yukarıya sıçramayın. Özellikle ayakları çekerek öne veya geriye zıpladığınızda bu hem sizi çok yoracak hem de tekniğinizi bozacaktır. İpin geçeceği çok az bir alan, yaklaşık bir parmak kadar bir alan. Bundan dolayı atlarken çok yukarı sıçramayın. Özellikle bacakları çekerek öne veya geriye zıplamayın. Dizlerinizi kırmayın çok fazla ve çok az sıçrayın. Kollarınızı çok fazla açmayın. Kollarınızı çok açarak atladığınızda ipi kontrol etmeniz çok zor olacak. Ayrıca hızınızı da etkileyecek. İp atlarken dirsekleriniz vücuda yakın, rahat bir şekilde atlayın. İlk zamanlar bu hataları yapmanız çok doğal. Bunları öğrenme sürecinin bir parçası olarak görün. Zaten düzenli çalışmayla bu hataları çok rahat bir şekilde ortadan kaldıracak ve çok iyi ip atlamaya başlayacaksınız. Hayatınıza hareket katın.